Değerli takipçiler, Ariston kombiniz 109 arızası verdi. Ne yapacaksınız? Yapacak hiçbir şey yok. Kombiyi kapatıp akrabalara oturmaya, ısınmaya, çay içmeye gideceksiniz. Bunun tek çözümü bu dersem, hadi oğlum şebekliği bırak, sadete gel diyenler. Ariston'un özellikle parmağımla heceleyerek baktığınız yer Edirne, Giresun, Iğdır, Samsun. Plus, yani Egiz Plus. Türkçe anlamı. Aşırı hararetten ziyade kuru yanma, içinde su yokmuş arızası, sapıtıp gidip gelmeler. Bu kombimize hani plakalı eşanjör, 109 arızası yüzünden plakalı eşanjör değiştirilmiş. Tekrar aynı arıza yanmaya devam etmiş. Öyle değil mi? Evet. Evet. Sonra biz geldik, sivilcile baktık. Onda bir sıkıntı var mı? Hani içinde suyu algılamadığı için kuru kuru mu yanıyor, ne yapıyor? Kuru kuru yandığı zaman aşırı hararetlerde bazı kombilerde 104 arıza kodu verir. Bunlarda da gene aynı şekil. Ama biz geldik kombimizi. Devir daim pompa motorunu değiştirdik. Şu an devir daim pompa motoru değişmeden önce esasında videosunu çekecektim. Ama sizleri bir şekil kandırmam lazımdı. Ve kandırdığıma inanıyorum. İnşallah kanmışsınızdır. Üstüne yeni Duka pompa motorunu gördünüz mü? Çalışıyor. Alevi görün. Kaloriferlerde yapmıyor. Özellikle sadece ve sadece nerede yapıyor? Sıcak suda. Sıcak suyu kullanırken aşırı derecede hararet. Böyle kombi kendinden bir geçiyor. Bir de şunu gördük. Şimdi tüketicimiz, ben suyu açacağım. İçindeki ısıyı daha çabuk dağıtıp dağıtmadığını beraber göreceğiz. Şimdi sıcak su yandı. Sıcak suyu kapattığımız zaman Ariston'larda benim sürekli takip ettiğim ve sürekli tespit etmeye çalıştığım, şu an sıcak su yanıyor, çalışıyor. Buradayken sürekli 109 bir veriyor, bir düzeliyor, bir veriyor, bir düzeliyor, bir veriyor, bir düzeliyor. Ama sizlerden rica, bu işlemleri kesinlikle kendiniz asla yapmayın. Hatta bunda hiçbir şey yok. Bunun 4 tane gidin vidasını alın, sökün, siz oraya takın, bir daha tamirciye para vermeyin diyen, karakter şerefi eksik olan insanlar var. Bunlara da itibar etmeyin. Çünkü bunlar tamircinin para kazanmasını istemeyen şerefsizler. Biz de diyoruz ki tamirci gelsin, kendisi yapsın, kendisi etsin, arızayı gidersin, müşteri mutlu olsun, tamirci de aldığı parayı çoluğuna çocuğuna mutlu diyesin. Şimdi biz sıcak suyu kapattığımız zaman ekrana gelecek 65, 70, 80 derecelik ısı bir anda pırrrt diye inmesi lazım. Eski devir daim pompa motorunda inmiyordu. Teyze, suyu bir kapatır mısınız? Bakın, kapatır kapatmaz kalorifer tesisatındaki kaynar sıcak su gelecek ekrana. Gördünüz mü? 77, 79'a çıktı, 80'e çıktı. Şimdi pırrrt diye hızlı bir şekilde inecek. Gördünüz mü? Bir anda, anında 50'ye, 47'ye indi. Eski devir daim pompa motorunda burası hala 70, 70, 69, böyle ağır ağır. Yani pompa motoru kendi haliyle hızlı bir şekilde dönmesi lazım. 250 devirle dönmesi lazım örnek. Ama 130, 140. Siz kaloriferleri kullandığınız zaman fark etmiyorsunuz. Kalorifer konumda kombi modülasyon olarak az bir şey bir yanar. Yani ocakta kahve gözünde kahve yapıyormuş gibi. Ama makarna yapacağınız zaman büyük gözde yemeği bir yapıyorsunuz. Niye? Bir an evvel makarnamı yapayım, suyunu ısıtayım. Siz sıcak suyu açtığınız zaman kombi makarna yapmaya çalışıyormuş gibi alev en yükseğe geçiyor. Ama bu hala yavaş 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 dönemediği için, çeviremediği için ister istemez ne yapıyor? Çat, hemen anında değerli takipçiler ne arızasına giriyor? 109 arızasına giriyor. Şöyle de görün, şu an kombimiz istop etti, çalıştı.
bilginiz olsun değerli takipçiler. Sizler ricam. Biliyorum her müşteri kendi kombisini kendisi yapmaya kalkıyor. Ama sizden ricam, özellikle ricam, size de hak veriyorum. Tamirci bulamıyorsunuz, güvenemiyorsunuz. Diyorum ya, şimdi videolar çıktı. Size güven kazanabilmesi, yani sizin güveninizi kazanabilmek için iyi bir gözüküyor. Değerli takipçiler, asla evinizi tamirci çağırmayın. Şurayı sökün, şurayı takın, şurayı sökün, şurayı takın, şurayı sökün, şurayı takın. 1000 lira cebinize kalsın. Şimdi... Bunu böyle yapan adamlara başka cümleler kuracağım da gerek yok. Şu an bu videoyu izleyen meslek sahibi kim olursa olsun, çalıştığınız iş yerinizdeki patronunuz sizi bir anda kapının önüne koysa, bundan sonra senin yaptığın işi ben yapacağım. Sana sigorta da yok, maaş da yok, yemek de yok. Ne düşünürsünüz? Aç kalırsınız, doğru mu? Doktor doktorluğunu bir yapacak. Benim gibi YouTuber müşteriler dolandırılmasın diye.